İstanbul'da bir taksi şoförü Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen turisti önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçirdi. Ardından tekrar Anadolu yakasına geçerek havalimanına götürdü. Turist uçağını kaçırdı. Üstelik 500 lira da ücret ödedi. O taksiciye dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Buradan Kadıköy'den evet. Sabiha Gökçen Havalimanı kaç kilometre? 35-40. 75-80 lira, maksimum 90 lira para yazıyor kardeşim. 500 yazar mı? Yok canım, mümkün değil ya. Ankara'ya mı gidiyorsa, Bursa'ya mı gidiyor? Ama yazdı. Taksi şoförü 30 kilometrelik yolu yaklaşık 150 kilometre uzattı. Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen Arap turistten tam 500 Türk lirası aldı. Suudi Arabistanlı turist Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecekti. Kadıköy'den bir taksi durdurdu ve o taksiye bindi. Biniş o biniş, çünkü turistin Sabiha Gökçen Havalimanı yolculuğu bir anda İstanbul turuna dönüştü. Tabii böyle vicdansızlar var yani aramızda yani. Taksi şoförü yolu uzatma konusunda sınır tanımadı. İstanbul'u bilmeyen turisti Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için önce Avrupa yakasına geçti. Taksi şoförü turistin İstanbul'u bilmediğini anladığı an harekete geçti. Direksiyonu Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tam tersi istikamete çevirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçti. Bütün problem böyle insanların temizlenmesi işte. Bunlar yüzünden biz iş yapamıyoruz. 2,5 saat süren yolculuk Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bitti. Ancak turist için artık çok geçti. Çünkü taksicinin fazla ücret alma uğruna yaptığı bu dolandırıcılık yüzünden uçağını kaçırdı. Turist Kadıköy'den taksiye 18.30'da bindi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiğinde ise saatler 20.50'yi gösteriyordu. Uçağı da 21.15'teydi. Yani İstanbul turu turiste pahalıya patladı. Hem 500 liralık taksi parasını ödedi hem de uçağı kaçırdı. 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Vallahi az diyoruz biz ya. Çünkü bildiğin hırsızlık yani. Turist polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Savcı taksicinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Taksici ise yanlışlıkla 3. köprü yoluna girdiğini söyleyerek kendisini savundu. Son sözü mahkeme söyleyecek.